Efendim burada çok önemli bir ürün var. Mantarlar. Şu anda önümde görmüş olduğunuz beyaz tülkül mantarlarımız. Bunları da yine limonlu suda çok az haşlayarak vakumlayıp derin dozda muhafaza edebilirsiniz ama şey çok önemli. Diğer mantarlar. Bunlar özellikle yabani mantar diye adlandırdığımız Karadeniz bölgesinde kanlıca mantarı. Ben bayılırım. Çok güzel olur ama çok kısa süresi var. 15 gün. Topladınız. Toplayamadınız. Artık komşudan isteyeceksiniz. Şimdi ne yapıyorsunuz efendim? Kanlıca mantarını alıyorsunuz. Güzelce temizliyorsunuz. Ön haşlamasını yaptıktan sonra isterseniz vakumlayın, isterseniz vakumlamadan güzel poşetlere doldurup Vestel derin dondurucunuzda muhafaza ediyorsunuz. Ve 12 ay boyunca kanlıca mantarını hem yiyorsunuz hem de sevdiklerinize tattırıyorsunuz. Şimdi diğer mantarlar da yine aynı şekilde Güneydoğu'da özellikle çok sevdiğim bir mantar çeşidi var. Keme mantarı. Bayılırım. Özellikle kebapla birlikte çok güzel yakışıyor. Yine bu mantarlara yakın olan ayıcan mantarı dediğimiz dünya gastronomi literatüründe de porcini mantarı olarak geçiyor. Biraz İtalyan mutfağından İtalyan mutfağında çok kullanılan bir mantar. Ama bizim ülkemizde de yetişiyor. İç Anadolu'da ve yine Karadeniz bölgesinde ve Marmara bölgesinde çok yetiştiğini söyleyebilirim. Ayıcan mantarı. Akdeniz bölgesinde de sarı kız mantarı dediğimiz böyle hafif sarımtırak bir rengi olan bir mantarımız var. Bunları da yine derin dondurucularınızda saklamanız ve muhafaza etmeniz mümkün. Çünkü süreleri çok kısa.